Canlarım. Ay, klimayı kısayım, bu neymiş? Yeni videoya hoş geldiniz. Çok sıcak, 50 derece falan. Biz birkaç gündür sürekli denizdeyiz. Sıcakta dışarı çıkmayın diyorlar ama deniz iyi geliyor. Ya şuna bakar mısın? Hani şey, hamburgerler var ya, çikolata var. Ne diyecektim? Bugün çok zor bir gün canlarım. Şimdı Baran'ı bateri kursundan aldık. Kocam iyi bir iki parça bir şey alıyor. Aa, dur size bir şey göstermem lazım. Önce onu göstereyim. Şoka oje kurutucu gelmiş. Aslında cam şeyi gelmişti. Cam simine böyle mop gibi oluyor ya, onlardan gelmişti. Onu almaya gittim. Geçen hafta göndermişti Işıl bana bunu ama unutmuşum. Bu çok iyiydi. Benim oje kurutucuyla tanışmam bunun olmuştu. Çok güzel bir oje kurutucu. Neyse, bir tane vardı. Bir tane alabildim. Bugün çok zor bir gün. Neden? Yarın gözdeler geliyor. Kocam Bey dün 10 kilo biber getirmiş. Onları kavanozlara koymam lazım. Ayrıca kıyma almış. Onu da köfte yapmam lazım. Buzluğa atmam lazım. Ayrıca gözde geleceği için glutensiz börekler, çörekler yapmam lazım. Dün de glutensiz ekmek yaptım. Ben bugün akşama kadar mutfaktayım. Diyecektim ki akşam Baran'ın futbol okulu var. Babanla yalnız git bugün. Hayır. Niye? Olmaz mı? Eve gidelim. Turşudan bir kısmı dün akşam şey yaptım. Kavanozları doldurdum. Ama kavanozum yoktu. Neden sürekli kavanoz alıyorsun ve kavanozun yok diyebilirsiniz. Çünkü dağıtıyorum yaptıklarımı, görüyorsunuz. Bir kısmını doldurdum. Diğer kavanozda da makine yaptım gece. Şimdi onlar bulaşık bir şey bitmiştir, yıkanmıştır. Gideceğiz. Önce biberlerimizi dolduralım ya da önce köftemizi yapalım. Buzluğa atalım. Şimdi gözde geldiği zaman da denize gideriz, oraya gideriz, buraya gideriz. Çık bu. Hemen eve git, köfteleri kızart, rahat olur. Öyle yani. Çok yoğun bir güne başladık. Sabah zaten çok zor kalktım. Bilmiyorum, dün güneş çarptı herhalde. Dün gene denizdeydik. Ben bir de o kadar çok girmiyorum denize. Oturuyorum. Yani bir yanında birileri olsa belki girerim de, Baran arkadaşlarıyla eğleniyor. Tek başıma çok hoşlanmıyorum. Güneş beni çok fena etti. Kemiklerim falan ağrıyor yani, çok fena. Neyse, şimdi glutensiz un falan aldım. Fındık aldım. Ya bir şey yapıyorum ben böyle. Tamam, geçen videoda menemen yapmışım, poğaça yapmışım, kek yapmışım. Bitişini göstermemişim yani. Umarım her şeyi sakin sakin yapıp göstermeye çalışacağım. Gidelim şimdi eve. Bir de yumurta almam lazım. Bir de mahlep almam lazım. Bak, hala eve gitmeden bir sürü işim çıkıyor. Sabah evden çıkarken de saçlarımı açmıştım. Şöyle güzel de saçlarım. Çok seviyorum saçlarımı. 2 dakika önce bu hale geldi saçlarım. Aşırı bir sıcak. 50 derece falan var bence, hissedilen 50. 60 bile olabilir. Yani yanıyoruz. Klimalar soğutmuyor, öyle söyleyeyim size, ama şikayet etmiyor. Şükürler olsun. Ha? Evet, soğutmuyor. Şimdi kocam Bey gelsin, hemen hızlıca mutfakta görüşürüz. Video kapatma. Hı, ne yapacağım? Bir şey gösterecekmiş bana. Gene o arkaya bir şeyler döktün. Döktün, döktün. Döktün de ne gösterdi? Ben şu poşeti niye yere atıyorum? Çöp mü burası? Değil. Niye? Ne göstereceksin anneciğim? Şimdi asıl konumuz açacak. Asıl konumuz şu. O ne Baran? Baba arkada görmesin. Baban arkada görmesin. Geç içeri. Mutfağın halini şöylece göstereyim size. Yani. Çok fena durumdayız. Nereye? Salona. Şurası da şöyle. Evet, salona. Ha, bir de salona geleyim anneciğim. Bir sürü işim var. Burada yatakları falan hazırladım. Salon diyorsun, odana gidiyorsun anne. Ne yapıyorsun? Ha, Baran kendine sütlaç aldı, onu yiyecek. Al o zaman, ben de hemen başlayayım glutensizlerle. Şimdi tatlı kurabiyemizle başlıyoruz. Şöyle 200 gram kadar. Nereden biliyorum 200 gram kadar? Anneciğim dur. Şey hazır. İşte. Şöyle şoktan aldım. Bir dakika, birazcık anneciğim. Sana. Ha? Ne koyduğumu söyleyeyim anneciğim. Bir müsaade eder misin? 200 gram kadar fındık koydum. Anneciğim oradan çekilirsen. Ha. Rahat şey yapamıyorum çünkü bir tane. Sonra sen karıştırırsın, tamam mı? Hı. Ondan sonra bir tane yumurta. Bir tane yumurta. Bunların hepsi göz kararı yapılıyor tabii ki. Kıvamlı. Ben bir dakika. Şu anda bir şey. Umarım vantilasyon sesinden duyuyorsunuzdur. Benim vantilasyonsuz bir şey yapmak mümkün değil. Fındık unu da kullanabilirsiniz bu arada. Anne, vantilasyon bunu söylüyor.
söndürür tabii anneciğim. Sade yağ. Aa, yoğurdumuz yok. Şimdi ne olacak? Hemen bir plan düşünmem lazım. Düşündüm. Süt de yok. Düşündüm ve sütümüz de yok, yoğurdumuz da yok. Bir çözüm yolu da yok o halde. Hiçbir şey koymayacağım. Şimdi tatlı olması için de tatlılığını nereden veriyoruz? Hop, böyle hurma suyu. İdeal tatlılık. Evet, mahlep aldık. Bir de mahlep nerede Baran? Şöyle kaşığın ucuyla azıcık şöyle bir mahlep. Ve biraz da bir tanesi bu. Bu kadar. Bu şimdi tatlı bir kurabiye olacak. Sonra tuzlu bir kurabiye ve sonra da bir parça yapacağız. Demek glutensiz. Sonra köfte yapacağız. Aman yarabbim. Saat 5'te çok dolu kuruna yetişmemiz lazım. Neyse yaparız inşallah. Canım kakaolu istediği için normalde bunu kakaosuz yapmama rağmen canım kakaolu istedi. Şöyle. Dökülür müsün kakaocuğum? Bol kakaolu. Bitterimsi bir kurabiye yapalım. Evet, bir de kakao ekledim. Kıvamı bu şekilde göstereceğim. Tam bir yoğursun. Bakın kıvamımız bu. Yani normalde yoğurt ya da bir iki böyle damla süt de konulabilir ama hiç gerek de yok. Sade yağla yaptık. Çok güzel bir kurabiye hamuru. Şimdi bunu yuvarlak yuvarlak hop fırına gönderiyoruz. 15-20 dakika pişiyor. Sonra tuzlu tarife geçiyoruz. Geldik tuzlu tarife canlarım. Gene fındık. Fındığı biraz da un niyetine kullanıyoruz aslında. Ne kadar glutensiz un kullansak da içinde nişasta falan fındıkçı var ya, onun için. 200 gram fındığımızı koyduk. Sade yağ. Buna zaten yoğurt yok, bir şey koymuyoruz. Sade yağ. Bir tane yumurta. Yumurtalarda bir değişik olmuş sıcakta. Şimdi buna şey koyacağım. Çörek otu. Şöyle bol miktarda çörek otu. Tam bir pastane kurabiyesini andırıyorum. Birazcık karbonat. Tuzumuz nerede? Çok az tuz. Ne oldu bir tane? Mahlebim nerede? Azıcık da mahlep. Hadi az daha mahlep olsun. Tam böyle kuru pasta gibi olsun. Tamamdır. Bunu da çekiyorum şimdi. Bir yandan da Baran'ı göstereyim size. Baran'ın da burada dolaba su yerleştiriyor. Ne oldu? Keskin. Şurası keskin de dikkat et. Ay mutfağım çok dandini ya. Nasıl bitecek bu işler? Daha kıymalarım orada duruyor. Şurada bak görüyorsanız. Onun 1 kilosuyla normal köfte yapacağım. 1 kilosuyla da kadın budu yapacağım. Kadın budu içinde pirinç haşlamam gerekecek. Şuna un koyduğumu söylemedim ya. Buna birazcık mısır unu koyuyorum. Birazcık da glutensiz un koyuyorum. Mısır unu da glutensiz olduğu için sıkıntı yok. Ve kuru pastayı çıtır çıtır yapıyor mısır unu. Balıktan bilirsiniz. Balıkları da çıtır çıtır. Şöyle azıcık daha toparlasın diye. Glutensiz un koydum. Bu kadar. Bunu da böyle çubuk çubuk yapacağım. Sonra bir de poğaça yapayım dedim. Yani yoktu. Yoktu. Bu aklımda yoktu ama yapayım bari. Bir şeye girişmişken hepsini yapıp çıkayım. Bakın bunun kıvamını göstereyim. Yani glutensiz şeylerle yaptığımız hamurların normal veya hamur kıvamında olmasını beklememek gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Göz kararı yaptığım için hani tam bir ölçü veremediğim için size en iyisi bu böyle yani. Buna göre yapabilirsiniz. Evet, bunlar tatlı kurabiyelerim. Pişmiş hali. İnanılmaz güzel oldu. Buzluğa ya da dolaba koymak zorundayım. Nemleniyor çünkü. Bu da tuzlularım. Şimdi köfteye geçmemiz lazım. Bir saatimiz var. Bir saat içinde iki çeşit köfte yapıp buzluğa atmamız şimdi lazım. Şimdi köfte mi yapacağım? Yok. Normal köfte yapacağım. Buzluğa atacağız. Anne. Tadına mı bakacağım? Şerbetli mi bunlar? Hayır anneciğim. Onlar glutensiz. Çok kötü mutfağım. Çok kötü. Kesin artık Baran futbola götürdükten sonra tamamen düzenleyebilirim. Şurada birkaç şişe doldurdum, koydum oraya. Birkaç kavanoz arada. Bak anneciğim tadına. Fındıklı bol fındıklı. Çok küçük, baya güzel. Baya güzel anneciğim. O kadar fındığı bana da koysan ben de güzel olurum. Nasıl? Tam süt
Tatsız tuzsuz mu? Şekeri mi az geldi? Bence çok güzel. Ben tadına baktım. Sen yumurtanı haşlayalım. Hadi. Hadi çocuğum. Niye yapalım? Ben yiyeyim, tamam. Bence çok güzel. Aşırı lezzetli bir kurabiye oluyor bu. Yani glutenli bile yapabiliyorsunuz. Böyle bolca fındık koyup. Çok güzel oluyor. Gözlük hala kafamda. Niye gelmez? Mutfağa girdim. Basmam. Bir de glutensiz poğaça yaptım. Onun tarifini çekmedim değil mi? Neyse dur, onu da pişireyim. Hemen bir an önce şeylerimi yapayım. Köftelerimi yapayım. Tabii ki köftemi de bunda yoğuracağım. 2 dakikada şık şık. Bir köfte ne kadar yoğrulursa o kadar sert ve güzel oluyor. Biz sert köfte seviyoruz. Gerçi yumuşak sevenler olabilir. Önce koyduğun yerden çıkar ve karbonatı ver bana. Soda koyuyorum. Şöyle tuzumuz az olmasın. Nerede karbonat? Evet, ben alt çekmeceye koydum ya. Karabiber, köftenin karabiberi bol olmalı bence. Biz öyle seviyoruz yani. Ve kekik. Normalde maydanoz da çok güzel yakışıyor ama kekik de çok güzel oluyor. Bir de pul biber ben oradan. Dur geliyorum. Şöyle azıcık bir fıtık karbonat koyuyorum. Bu ne soda mı? Ve pul biber. Benim köftem bu kadar. İçine başka hiçbir şey koymuyorum. Hayır amcım, o şey bıçak bileylemek için. Şimdi bir de kadın budu'yu göstereyim size. Kadın budu için pirinç haşladım. Şunu hızlıca yoğurayım, paketleyeyim, göndereyim. Göstereceğim şimdi, onu da birlikte yapalım. Köftelerimi paketledim. Şimdi kadın buluya geçiyorum. Baran da bir yandan kendi yumurta ve köfte pişiriyor. Ay, bir soğanı çekmedim ya. Dur, soğanı çekip şöyle biraz pirinç haşladım. Basmati olduğu için benim pirincim lapa olmuyor. Ben anneciğim kıymayı. Baran kıymayı getiriyor. Teşekkür ederim bir taneciğim. Şöyle kıvamı koyuyorum. Etrafa da döküyorum. Ve gene soğan, sarımsak. Robottan çektiğim soğanım, sarımsağım. Bunların hepsi göz karar. Ay, inanır mısınız? Çok yoruldum. Ya bunları hep bir anda yapıyorum genelde. Son bir hafta hiçbir şey yapmıyorum falan. Takipçilerim bilir ama sanıyorum sıcaktan aşırı aşırı pişiriyorum. Bunları anlatamam. Basma anneciğim. Ben o zaman geçelim kaş. Bir tane yumurta. Köfteleri çevirebilirsin. Bir çatal. Nasıl çevireceğim? Bir çatal yardımıyla çevir. Bu ne? Karbonat koymuyorum normalde de. Hadi elimin altına geldi. Demek ki bugün gireceği vardı işin içine. Karbonat. Ay, tuzum bitmiş. Neyse. Bolca karabiber. Tamam anneciğim, ben çevireyim. Tamam, bir tane. Çok bol karabiber. Çok yakışıyor çünkü kadın bu diyor karabiber. Ne koyduk başka? Pul biber. Bari küçük baharatlıklarım da şey olmuş, boşalmış. Onları da dolduruyor. Çeviremiyorsan çevirme anneciğim. Ve benim için kadın, normalde herkes maydanoz koyuyor. Benim için kadın budun olmazsa olmazı reyhan. Kuru reyhan. Çok seviyoruz biz. Bolca kuru reyhan. Tamamdır. Bu da kadın budumuz. Bunu da hemen hızlıca halledip gönderiyoruz. Bu arada Baran yemeğini yiyor, sonra futbola gidiyoruz. Canlarım, her şey bitti. Köfteleri, ay dur, onları göstereceğim böyle. Baran köftesini yedi. Bir tane de yumurta yiyecek. Şimdi köftelerim burada. 2 paketi kadın buldum. 2 pakette normal köftem çıktı. Şimdi glutensizlerimi de buraya getirip bir yere koyacağım. Baran da yumurtasını yiyor. Üzgünüm ama mutfağımı aynen bu şekilde bırakıyorum. Gidiyorum. Gitmek zorundayım çünkü Baran geç kalacak. Artık gelince kocam bir ihtiyacım var. Birlikte hallederiz. Niye yandın? Acı değildi köfte. Acı mıydı?
Sıcak, çok sıcak. Vantilatörü de şu anda açamıyoruz. Biraz daha köfte yiyecekmiş bana. Onları da pişiriyor. Uzun zamandır bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Ay parçam, not tarlam kocam bir. Eve gidince mutfağın durumunu görünce şok olacak. Kendinden geçecek çünkü kendisi yerleştirecek. Neyse o saat... Aaa su isteyecektim. Aşkım söyle de kapının önüne bir su bıraksınlar. Nereye? Damacana bir tane, evine oraya. Turşuyu hazır suyla yapıyoruz ya. İnince dedim söyleyeyim dedim ama geç kaldı. Kaldır şaldır çıktık dışarıya. Yeniniz yararmış. Ha, ara bir tane kapının önüne su bıraksınlar. Bir saat, bir buçuk saat buradayız. Baran Bey oyalanacak, eğlenecek falan filan işte. Neyse oturmuş oldum. Anam götürmez mi? Ne? Suyu mu? Götürse götür aşkım yani. Hiç olmamasından iyidir yani. Biz şansımız denedik deriz. Olabilir. Oturdum. Çok şükür oturdum. Buraya gelmeseydim oturamayacaktım yani. Hava da bugün şu anda senin gibi değil mi aşkım? Sıcak ama sıcak. Sıcak ama yani bilmiyorum kaç gündür daha sıcaktı. Neyse. Azıcık dinleneyim en azından şurada. Eve gidince gene aldır şaldır iş yapacağım. Gerçi turşular kaldı ama bir de evi süpür silip süpürmem lazım. Eve geldik ve perişan bir haldeyim. Biberlerimin hepsini doldurdum. Anneciğim orada yapma, yerde yap lütfen. Göstereyim, mutfağımı da biraz toparladım. Biberlerim şurada. 27 kavanoz çıktı. Kocam Bey sözde kapatacaktı bunları. Acil bir işi çıktı gitti. Bunları o kapatacağı için şöyle ağızlarını kapattım. O geldiği zaman size içine neler koyduğumu göstereceğim. Toz, böcek, sinek bir şey girmesine şöyle kapattım. Şöyle temiz temiz bekliyorlar. Şuraları bir toparladım. Bunda limon tuzu kaynattım. Çünkü hazır su koyacağız. Büyük kısımdan yanmak istiyorum. Ondan bayağı bir alacak. Mutfağı toplayacaktım. Yani topladım zaten. Süpürecektim. Her şeyi makineye attım falan. Baran slime yapmak istedim. Bir 10 dakika mola verdim. İstediğin şey yapsın. Çünkü Baran da yıkamam lazım. Önce denesin. Ondan sonra... Şurayı süpüreyim, yıkayayım dedim Eyüp. Ay kafam karıştı. Gerçekten yorgunum, kafam karıştı. Efendim anne? Deneyeceğiz işte bakalım slime'la deterjanımı ne karıştıracakmış. Tamam onu yapsın, ondan sonra burayı süpürüyorum, salonu süpürüyorum. Evi süpüremem çünkü ben bittim yani. Daha şeyleri kapatacağız, turşuları kapatacağız. Canlarım gecenin bir körü oldu fakat kocam bir gelmedi. Nasıl da sinirli söyledim. O gelmediği için artık bir yerden başlamam lazım. Çok kaynata kaynata yapıyorum. Yani yapalım bir an önce. Sıkabildiğimiz kadar sıkarız, gelince o devamını sıkar diye düşünüyorum. Şimdi her zaman daha önce de söylemiştim ama tekrar söyleyeceğim. Dibinde şöyle birkaç tane sarımsak ve birkaç tane nohut var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Kaya tuzu bu benim standart turşu ölçüm. Bir adet küp şeker. Kuzum da beni nasıl izliyor? Birkaç parça. Limon tuzu. Bak kapak gitti. Ve bir çay bardağı sirke. Konuşamadım anneciğim. Ondan sonra kaynamış hazır su dökeceğiz. Çeşme suyu kullanmıyorum çünkü çok kireçli ve turşuyu eritiyor. Ve bütün turşu. Bir çay kaşığı daha. Hadi Baran'ın elinden iki tane olsun bu sefer. At bakalım. Normalde bir tane atıyorsun. Atarmış. Tamam, teşekkür ederim. Hayır, öyle olursa artık reçel olur anneciğim. Acı biber turşusu yapıyoruz. Olmaz öyle. Bütün turşularımı, salata turşumu, beyaz lahana turşumu. Hayır, anneciğim elleme artık lütfen. Lütfen. Beyaz lahana turşumu, her şeyimi bu ölçüyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi suyumu dökeceğim. Ters kapağını sıkıca kapatıp ters çevireceğim. 10 gün içinde oluyor turşumuz. Sevmiyorum. Kaynar suyu döktükten sonra kapak kapatmayı sevmiyorum ama bugünlük bana kaldı bu iş. Evet, şimdi suyumuz kaynadı. Anneciğim, çok tehlikeli bir yerde oturuyorsun. Lütfen Baran'cığım, dur. Az uzaklaş çocuğum. Poşur poşur kaynar suyumu. Böyle en sonuna kadar döküyorum. Biraz bekliyorum. Aralarda dolsun diye. Damladı, ne güzel sizin önünüze koydum. Değil mi? Ondan sonra şöyle kapağın arasına bir şey gelmemesi de çok önemli, hava almaması için. Hop. Ben de ilk deterjanı koyup sonra mı bulalım? Evet anneciğim. Baran gene slime yapıyor da canım. Kolum ağrıyor benim yani. Tamamdır. Bunu böyle ters çeviriyoruz. 10 gün sonra turşumuz hazır. Canlarım bugünlük benden bu kadar. Azıcık gerginim kocam bey geç geldiği için. Ay. Ha. Tamam ver canım dur.
Bizimki gene slime peşinde. Kocam Bey resmen işten kaçtı. Neyse ben bunları kapatacağım. Bir de kuru fasulye ıslattım. Bu sıcakta kuru fasulye yenir mi demeyin. Yenir çünkü Aykut seviyor. Onun için kuru fasulye yapacağım. Pilav yapacağım. Gözde'ye de tavuk yapacağım. O da tavuk seviyor. Yarın onlar işte burada Kemerde'ler. Otelden çıkıp gelmeleri... Kemerde yangın var bu arada. Evet, Kemerde yangın var bu arada. Onlar otelde kalıyor otelin. Çok yakınında. 100 metre sonrasında yangın var. Evet. 2-3 gibi gelirler. Kanyona gitmek istiyorlar. Yarın kanyona gideceğiz. Ondan sonraki gün plaja gideceğiz. Akşam da Regions'a gideriz. 2 gün kalacaklar zaten. Planımız bu yönde. Video çekmeye çalışacağım. Çünkü gözleriyle video çekmeyi çok istiyorum. Neyse bugünlük de benden bu kadar canlarım. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olsanız çok sevinirim. Ben neden sallanıyorum acaba bilmiyorum. Hepinizi çok öptüm. Hoşça kalın.